pedaço do céu. É um pedaço do céu. Meu coração é um pedaço do céu. É um pedaço de nós. Stand clear of the closing doors, please. É, vento soprou manhã, a rede me balança, é ação, o mar, paixão guardiã, que silencia os beijos dessa cidade, é quase a minha namorada. O carinho vem do balanço que invade a minha namorada. O corpo que sinto é desse espaço. Meu coração é um pedaço do céu. Şu an hala inanamıyorum ama Faro'dayım. Biraz zor bir yolculuk oldu açıkçası ve şu an evimin dibindeki ve aslında Faro'daki tek parktayım diyebilirim. Yani tek dediğim böyle yemyeşil olan veya çimlere uzanabileceğiniz tek parktayım. Biraz garip hissediyorum. Bu video nasıl bir şey olacak onu da bilmiyorum ama İlginç bir yolculuk yaptım öncelikle. Bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. Ama bu videoda farklı yerlerde çekim yapacağım ki size biraz az olsa bu videoda biraz Faro'yu gösterebileyim. Öncelikle geleli bir hafta oldu. Tam bir hafta oldu sanırım Faro'ya. Alışmaya çalışıyorum. İngilizce konuşmaya alışmaya çalışıyorum. Çok fazla insanla tanıştım bu dönemde. Sonra pandemi süreciyle birlikte sosyal hayatı nasıl yöneteceğimle ilgili biraz şaşkınım. Çünkü çok fazla maske kullanılmıyor dışarıda. Böyle bir sıkıntı var. Ama şu an ben parkta olduğum için şu an maskem yok yani. Kolumda duruyor. Şu an Alameda Parkı'ndayız. Buradan başka bir yere geçeceğiz. Size başka yerleri göstereceğim. O yüzden orada görüşürüz diyelim. Şimdi en sevdiğim yerlerden birine geldik. Biraz rüzgar var. Umarım sesim duyuluyordur. Kalenin dibindeyiz. Yani kalenin yanındayız ve çok güzel bir kaktüs var yanında. Burada da insanlar yok ama aşağıdan çok fazla insan geçiyor. Şimdi şöyle oldu aslında yolculuk sırasında. Şöyle bir sorun oldu. Ben Zürih aktarmalı uçak bileti aldım. Ve Zürih'e giderken, yani iki aktarmalı derken ayrı ayrı bilet aldım. Hem Zürih'e bilet aldım, Zürih'ten Lisbon'a aldım. Testimi yaptırdım, havaalanına gittim ve bir anda bana Sun Express'ten bu uçağa binemezsiniz çünkü Zürih vizeniz yok dediler. Bu durumda zaten bir şokla başladım yolculuğa ve bir saat önce Zürih'e ulaşıp benim durumumu anlatmaya çalıştılar. Buradan çok fazla uçak geçiyorsam biraz bekleyeceğim. Daha sonra sağ salim bir şekilde ben uçağa bindim, mailleştiler ve mailleşmenin sonucunda Zürih Havaalanı beni kabul etti. Yani tamam gelsin ve biz onu geçireceğiz. Yani sadece Portekiz'e gittiğim için kabul ettiler. Sonra bana bilerek hani ne olur ne olmaz diye mailin çıktısını aldılar, verdiler derken ben havaalanına bir geldim, Zürih Havaalanı'na. Yine beni almadılar içeri. Yani diyorlar ki sizin
Portekiz vizeniz var ve pandemi sürecine de turistik seyahat edemezsiniz. Buradan geçemezsiniz. Sizi içeri alamayız. Ama bavulum Zürih'te yani bir yandan da. Aktarma yapmalısınız diyorlar ama aktarma yapmam da imkansız. Check-in yapmam lazım. Neyse sonuç olarak Allah'tan nasıl oldu? Sonra bir şekilde onlara mailleri gösterdim. Kanıtım olmuş oldu onların kabul ettiğine dair. Yani zar zor geçtim diyebilirim. Ama mesela bana Covid testini sormadılar ki ben de açıkçası en çok ondan hani onu sorarlar diye düşünüyordum. Nedenini bilmediğim şekilde ne Portekiz'de ne Zürih'te bana Covid testimi sormadılar. Ama geçen videoda dediğim gibi yaptırmanızda yarar var. Evet, şimdi Eskişehir'e geldik. Yani aslında eski yerleşkeye. Burası hiçbir zaman kalabalık olmuyor. Gördüğünüz gibi hiç kimse yok. Bugün günlerden salı. Şu an saat daha 7-8 gibi. Gün batımı olduğu için büyük ihtimal herkes gün batımı izlemeye gidiyor. Neyse kaldığımız yerden devam edelim. Lisbon'a indim ve Leomiddea adındaki, dinlemenizi aşırı tavsiye ederim. Çok sevdiğim Brezilyalı bir müzisyen arkadaşımın konserine gittim. Konser dediğimde evden balkondan aşağı doğru normal gitarını çalıyor balkonundan. Ve müthiş bir enerjisi var zaten, sahne enerjisi. O da korona döneminde kendini de korumak için, hani konserde veremediği için böyle bir çözüm bulmuş. Lisbon'da kalmamın tek nedeni onun konserini görmekti. Orada sim kartı aldım. WTF diye bir hat var. Bu arada bunu Erasmuslular bilir. 3 aylık sim kartı. Böyle neredeyse sınırsız internet gibi bir şey. 10 euro sadece. Müthiş yani. Ve bunu Faro'da bulamadığım için orada direkt hallettim. Ve bu kadar aslında. Sonra da Faro'ya geldim. Meu coração é um pedaço do céu, é um pedaço do céu. Meu coração é um pedaço do céu, é um pedaço de evet. Son yere geldik artık. Gün batımına geldik. Kanalıma abone olursanız her hafta yüklediğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim. É um pedaço do céu. É um pedaço do céu. Meu coração. É um pedaço do céu, é um pedaço de nós.